Vizyon projelerini bir bir hayata geçiren Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Hıdrellez Gök Gözleme Evi projesi için Ankara'da teleskop örneklerini inceledi. İş tefrişat çalışmalarıyla gök gözleme evi haline dönüştürülecek olan tarihi yapıyı kültürel miras olarak kazandıracaklarını belirten Başkan Çolak Bayraktar, geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin ufkunu açacak ve hayallerini gerçekleştirecek çalışmalar yapıyoruz dedi. 13. yüzyıl Selçuklu dönemi eseri olan Hıdrellez Köşkü, Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından Hıdrellez Tepesi'ne büyük bir tümülüsün üstüne yaptırılmıştır. Av köşkü olarak planlanan yapı bazı kaynaklara göre şifahane olarak kullanılmıştır. Şehre hakim bir konumda bulunan yapıda hol, meclis, eyvan ve bir mutfak bulunmaktadır. Ayrıca yapı kesme taş duvar örgüsüyle inşa edilmiştir ve duvarlar yığma tekniğiyle yapılmıştır. Koca Sinan Belediyesi'nin restore çalışmalarını tamamladığı yapı en yakın zamanda gök gözleme evi olarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. Erkilet bölgesindeki Hıdrellez olarak bilinen Hızır İlyas Köşkü'nün eşsiz manzarasıyla da dikkat çektiğini vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar şu açıklamalarda bulundu. Hemencecik yanı başımızda Hızır İlyas Köşkü, Hıdrellez olarak bilinen Erklet'in yamaçlarındaki tepedeyiz. Burası 1200 yılların başında dönemin hükümdarı 2. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından yapıldığı söylenen bir yapı. 1200'lü yıllardan bugüne kadar da ayakta kalmış bir yapı. Ama yakın zamana kadar işlev olarak üzerinde bir işlev yok idi. Hatta bir miktar da yüzünde sağında solunda pek hoşumuza gitmeyen yazılar, çiziler bu şekilde gitgide harabeye doğru gider bir vaziyetteydi. Biz belediye olarak bu konuya el attık. Restore edilmesi, gün yüzüne çıkarılması noktasında çalışmaları başlattık. Tabii ki sadece yapının bir kültür envanteri olarak kazandırılması, gün yüzüne çıkartması yeterli değildi. Biz içerisine bir fonksiyon da yükleyelim ve burasını bizden sonraki kuşaklara da bu şekilde ayakta bir şekilde teslim etmekle birlikte gençlerimiz, çocuklarımız hem burada bu ecdat yadigarına gelsin görsün hem de onların ilgisini çekecek değişik konularla da bir eğitim tesisi haline getirelim diye bir gayret içerisindeyiz. Ve burasını gök gözleme evi olarak da inşallah bundan sonrasında faaliyete geçireceğiz. Burada astronomi ilmiyle ilgili ilgi duyanların gelebileceği, bu konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunabileceği, bilgi edinebileceği bir yer olmakla birlikte de uzayla ilgili araştırmalarla ilgili merak olanlar içerisinde alternatif bir kapı olacak burası. İnşallah bu noktada gençlerimizin bilgi alabilecekleri bir mekan haline getireceğiz burasını.